Ali Kara Hasanoğlu Milli görüş çizgisinin en önemli hukukçularından eski Adalet Bakanı Şevket Kazan Hakk'a yürüdü. Cenazesi günlük çekişmelerin içindeki milli görüş eksenli siyasetçileri bir araya getirdi. Sadece milli görüş çizgisindekiler değil, Milli görüş çizgisiyle ciddi bir ayrışması olmayan, aslında aynı çatı altında bu ülke için hizmet etmesi gereken siyasetçileri de buluşturdu. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Mustafa Destici. Her biri bugün farklı siyasi oluşumların başında görünen muhafazakar isimler. Daha başkaları da var. Belki bundan sonra ortaya çıkacak başkaları da olacak. Oysa neyi paylaşamıyoruz? Nerede ihtilaf ediyoruz? İslam'dan aldığımız terbiyede yapmamız gereken ne? Hazreti Peygamber'in hayatında, ondan sonraki Raşid Halifeler döneminde bize verilen örnekte neler yaşanmış? Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer her konuda birebir aynı mı düşünüyorlardı? Hayır. Ama biri halifeyken diğeri ona tabi olmuştu. Diğeri halife olduğunda sonrakiler ona tabi olmuştu. Ne zamanki bu saygı bitti, bu örneklik bitti. Asr-ı Saadet dönemi de bitti. Denilebilir ki nasıl olsa Erdoğan'ı destekliyorsun. O da Cumhurbaşkanı, diğer liderleri de ona tabi olmaya çağırıyorsun. Hayır. Diğerlerinden birisi Cumhurbaşkanı konumunda olsaydı yine aynı yazıyı aynı inançla yazardım. Aynı hassasiyete sahip insanların ayrışması, o hassasiyetteki kişilerin hep birlikte yarın mazlumiyetine yol açacaksa, bölünmek, ayrışmak, küçük küçük ihtilaflardan büyük kavgalar çıkarmak akıl kârı mıdır? Bugün Erdoğan'la Karamollaoğlu arasındaki ihtilafı 3 maddeyle özetleyelim desek, hangi olmazsa olmazları bu 3 maddede görebiliriz. Dini alandaki özgürlüklerde halkımızın ne sorunu var? Tepedeki isimlerin hangisi için affedilemez? Şu şu çok büyük günahları var diyebileceğimiz neyi gösterebiliriz? Boşverin sol jargonun bize dayattığı şu klasik betonlaşıyoruz mavallarını. Boş verin, önce yol mu yoksa fabrika mı? Yoksa ikisi bir arada mı? Noktasındaki ihtilafları Önce yol tercihi de değerlidir. Önce fabrika tercihi de çöpe atılamaz. Hem yol hem fabrika eş zamanlı olmalı da tercih edilebilir. Bu küçük ihtilaftan ülkeyi sen mi yöneteceksin ben mi yöneteceğim kavgasını çıkartmak, sonrasında ülkeyi uçkuru peşinde koşanlara, kumarcılara, faizcilere teslim edecek sonuçlara imza atmak niye? Hepimizin ortak hedefi Siyonist İsrail'in zalimliğini ortadan kaldırmak değil mi? Amerika'nın teröristliğine son vermek değil mi? Rus'un gavurluğuna eyvallah etmemek değil mi? Bu hedefi direkt söyleyen ama tam anlamıyla yapamayan da, söylemeden, fiilen yapmak isteyen de, yüksek sesle dillendirip elinde yetki olmadığı için gerçekleştiremeyen de bizim için değerli değil mi? Aramızda esasa müteallik ihtilaflar yoksa, imani konularda ayrıştığımız bir konu yoksa, zulme karşı duruşta gevşeklik gösterilmesini isteyen yoksa, bir cenaze namazında aynı izada buluştuğumuz gibi Ülke yönetiminde de aynı hizada niye buluşamıyor, niye tek saf olamıyoruz? Hz. Peygamber'in hadisidir. Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. Şevket Kazan abinin ölümünden niye nasihat çıkartmıyoruz? Gün geldi Sivas mazlumlarının yanında ücret almaksızın yer aldı. Gün geldi Adalet Bakanı iken makamındaki misafirlerini bizim de eleştirdiğimiz bir sinirlilikle burası bildiri okunacak yer değil diye azarladı en ağır zulmü gördüğü 28 Şubatçılar için şikayetçi değilim dedi. Ama onun imanından, Müslümanlara hizmet etme aşkından kimin şüphesi olabilir? Ayakta alkışladığımız, olmadı dediğimiz, keşke öyle yapmasaydı dediğimiz her şeyle şefket Kazan bir Allah dostuydu. Hayatta olup cenazesinde buluşanlar da kendilerine böyle bir şehadet yapılmasını arzulamazlar mı? Bunun içinde muhafazakar insanlarımızın yeniden bir toplu zulme maruz kalacağı bir tabloyu yaşamamamız gerekmez mi? Şevket Abi'ye Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Dünkü yazımda Ali Babacan'ın yeni kurduğu partinin kısaltılmış adı DEVA üzerinden bazı benzetmeler yapmıştım. DEVA Holding bir açıklama gönderdi. O açıklama şöyle. DEVA Holding AŞ 1958 yılında İstanbul'da kurulmuş halka açık bir Türk şirketidir. 62 yıldır Türkiye'de sağlık alanında Deva ismi ve markasıyla faaliyet göstermekte olan şirketimiz, hali hazırda yerli üretim yapan 3 tesisi, 2400 kişiye sağladığı istihdam ve 50'ye yakın ülkeye ihracatla ülkemize hizmet etmektedir. Şirketimiz Türk ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türk vatandaşlarından oluşan şirketimizin yabancı bir şirket olduğundan bahsedilmesi bizi üzmüştür. Philip Daniel Haas, 15 2016 tarihinde sağlık ve ilaç sektöründe yapmış olduğu yatırımlar ve ülkemize sağladığı faydalar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş, yatırımlarıyla Türkiye'ye fayda sağlamaya devam etmekte olan bir iş adamıdır. Deva Holding AŞ ve Philip Daniel Haas'ın hiçbir siyasi partiyle bağlantısı bulunmamaktadır. Deva Holding AŞ vekili Aytaç Aysun'a Erden. <laughs>